Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında alan problemleri konusunda test ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci soruya bakalım gençler. Kenar uzunluğu 24 cm olan kare şeklindeki gri renkli kartona eşek büyüklükte 10 eşkenar dörtgen şekilde gibi yapıştırılmıştır. Buna göre kullanılan eşkenar dörtgenlerden bir tanesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz bir kenarımız 24 santimetre. Bakın eşkenar dörtgenlerden yan yana 4 tanesi yan yana geldi. O halde yatayda arkadaşlar ben 24'ü 4'e bölersem yataydaki bir köşegen uzunluğu 6 santimetredir derim. Dikeye baktığımız zaman 3 tane eşkenar dörtgen sığlığını görüyorum. O halde 24'ü 3'e bölüyorum. 8 santimetredir arkadaşlar. Bakın şu dikeydeki köşegen uzunluğu diyorum. O halde alanı bulabilmek için köşegenleri çarpıp 2'ye bölmem gerekiyordu. 6 çarpı 8 bölü 2'den 48 bölü 2 24 santimetre kare alanı olur diyoruz. Eşkenar dörtgenlerden bir tanesi ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman yukarıda verilen şekil dikdörtgenlerin birleşmesiyle oluşmuştur. ABHG kare olup alanı 36 santimetre karedir. GHEF dikdörtgenin alanı 18 santimetre karedir. HKDE dikdörtgenin alanı 12 santimetre karedir. Tüm dikdörtgenin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre alan BCKE kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle kareden başlayacak olursam bakın burası 6, burası da 6'dır. Çünkü 6 ile 6'yı çarparsam 36 olur. Evet. FEHG dikdörtgenine bakıyorum. Arkadaşlar bakın burası 6 ise burası 3'tür diyorum. 6 kere 3 18 olmalı. EDKH dikdörtgene bakarsam burası 3 ise burası da 4'tür diyorum. O halde alan BCKH artık kenarları öğrendim arkadaşlar. 6 ve 4 6 çarpı 4'ten alanı 24 santimetre kare olarak buluruz. B şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, birim kare zeminde verilen yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu 54 santimetre ise bu şeklin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle çevreye baktığım zaman kaç tane kenardan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arkadaşlar çevre 54 ise ben 54'ü 18'e bölerim. Bir kenarı 3 santimetredir derim. Bir kenar 3 santimetre ise arkadaşlar bir karenin alanı 3 çarpı 3'ten 9 santimetre karedir diyoruz. Bakın bir tanesi alanı 9 santimetre kare. Peki kaç tane kareden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kareden oluşuyor. O halde şeklin alanı diyorum. 9 çarpı 10'dan 90 santimetre kare olur diyoruz ve D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır diyelim. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yukarıda birim kareli zeminde verilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar biz bu şekilleri bizim bildiğimiz dörtgenlerin şekline dönüştürmemiz gerekiyor. Yani ben bunu işte yamuktur, paralel kenardır, dikdörtgendir çevireyim ki alanlarını hesap edebileyim diye düşünüyorum. O halde şöyle doğru parçamı alıyorum. Bakın sağdakini bir yamuğa çevirdim. Soldakini arkadaşlar şöyle bölecek olursam böyle bölebilirim veya böyle bölerim arkadaşlar. Değişmez. Bakın bunu lütfen iyi anlamak lazım. İstediğiniz farklı şekillerde bölebilirsiniz. Örneğin ben buraya arkadaşlar istersem bir de üçgene bölebilirim.
Ama yamun alanı bildiğim için ona gerek yoktur diye söylüyorum. O halde bakın burası 1, 2 ve 3 diye numara verdiğimi düşünüyorum. Evet, 1'in alanı diyorum arkadaşlar. Evet, gördüğüme göre arkadaşlar bu bir yamuktur. Dikkat edin, paralel kenarlar alt ve üst tabandı. Evet, o halde benim bakın tabanım 1, diğer tabanım da 3 arkadaşlar. O halde 1 artı 3 çarpı yüksekliğimiz, bakın burası gençler 3 birim. Bölü 2'den 1'in alanını bulurum diyorum. 1, 3 daha 4 çarpı 3 bölü 2'den birincinin alanı 6 birim karedir. İkinci şeklin alanına baktığım zaman, ikinci şekil bir dikdörtgen arkadaşlar. Bakın kısa kenar 2, uzun kenar 3. O halde alan eşittir diyelim. Şuraya da alan da diyebiliriz. 2 çarpı 3'ten 6 birim karedir. Evet, üçüncü şekle bakıyorum. Şu paralel kenarlar tabandı gençler. 1, 2, 3. Diğer tabanımıza 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tabanımız 5 diyorum. Ve yüksekliğimiz de 2. Ama alan eşittir. Tabanlar 5 ve 3'tü arkadaşlar. 5 ile 3'ü topluyorum. 2 ile çarpıyorum. Şöyle ikiler birbirine götürsün. 5, 3 daha 8'dir. 8 birim kare. O halde şeklin alanı 6 artı 6 artı 8'den topladığım zaman 20 birim kare olur. Şeklin alanı D şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Beşinci soruya devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda kareli zeminde verilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şeklimizi bizim bildiğimiz dörtgenlere çevirmeye çalışıyorum. Bakın şurayı ben üçgen olarak düşündüm. Şöyle bir üçgen olarak yazdım. Evet bakın burası bir yamuktur. Şöyle, şöyle arkadaşlar iki tane yamuğa çevirdim. O halde kaç tane şeklim oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane şeklin alanı bulmam gerekir diyorum. Birinci şekle baktığım zaman üçgendir arkadaşlar. Dik bir üçgen 1, 2, 1, 2. Kenarları ikişer birim. O halde alan eşittir diyorum. 2 çarpı 2 bölü 2'den ikiler birbirini götürdü. 2 birim karedir. Birinci şeklin alanı. İkinci şekle baktığım zaman yine bir dik üçgen görüyorum. 1, 2, 3. Bakın burası 3 birim. 1, 2 birim. O halde 2 çarpı 3 bölü 2'den ikiler birbirini götürsün. 3 birim karedir diyorum. Üçüncü şekle baktığımız zaman bir yamuk görüyorum arkadaşlar. O halde alan eşittir diyorum. Bakın alt taban 1, 2, 3. Üst taban 1 birim. 3 artı 1. Yüksekliğimiz şurası arkadaşlar 2 birim. Bölü 2'den bakın. İkiler birbirini götürsün. 3 bir daha 4 birim karedir. Üçüncü şeklin alanı diyorum. Dördüncü şekle bakalım. Dördüncü şekilde arkadaşlar bir yamuk. Bakın tabanı 1, 2, 3, 4. Üst tabanı 1, 2, 3. Diyemeyiz arkadaşlar bunu. Evet, tam olarak geçmiyor arkadaşlar. Burayı düzeltelim. Evet. Burayı temizliyorum arkadaşlar. Çünkü şurada tam olarak geçmediğini gördüm. Bak, dikkat ettiyseniz. Onun için ben bu şekli arkadaşlar birimlerden tam olarak geçecek şekilde şekiller ayırmam gerekiyor. O halde şöyle yapabiliriz. Bakın tam geçtiği yerleri sayalım. Evet, renk değiştirerek göstereyim. Bu şekilde düşünebilirim. Evet, tekrar numaralara devam ediyorum. Şu 4, 5 ve 6 olsun. 4'üncüye baktığım zaman bir yamuk görüyorum. Üst taban ve alt taban bakın. 1, 3. 3 artı 1. Çarpı yükseklik 1 gençler. Yüksekliği şurasıdır. Ve bölü 2 diyorum. Alan eşittir diyelim. 3, 1 daha 4 çarpı 1 bölü 2'den alanı 2 birim karedir. Evet. Beşinciye baktığım zaman bir dikdörtgen görüyorum. Kısa kenar 1, uzun kenar 3. Alan eşittir 1 çarpı 3'ten 3 birim karedir. Son olarak altıncıya baktığımda altta da yine bir ne görüyorum? Yamuk görüyorum arkadaşlar. Evet. Hatta üçgen arkadaşlar. Pardon, yamuk dedim. Evet. Bir kenarı 2, diğer kenarı 3. 2 çarpı 3 bölü 2'den
İkiler birbirini götürsün. 3 birim kare olsun diyorum. Şeklin alanı arkadaşlar. Ona da şeklin alanı diyorum. Bunların her birisini toplamamız gerekir diyelim. Evet, birinci şekil 2 idi. İkinci şekil 3. 4. 2 ve 3'ü toplayacak olursam 5 2 3 bir tane daha 3 var arkadaşlar. Pardon. Bakın 1 2 3 4 5 6 tane şeklimiz vardı. Evet. 2 3 daha 5 9 11 14 17. Evet, şeklimiz 17 birim kare olur. Pardon. Ve B şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçelim. Altıncı soruya devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen ADCB dikdörtgenin alanı 40 santimetre karedir. Buna göre NCBM'nin alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar, dikdörtgenin alanı 40 santimetre kare ise, bakın şu uzun kenar 4 4 de arkadaşlar 8 santimetredir diyorum. O halde 40'ı 8'e bölersek 5 santimetre olur. BC'nin uzunluğu diyorum. Artık benim için arkadaşlar NCBM için alanı bulmak istiyorum. Kenarlarımız belli olduğuna göre arkadaşlar alt taban 4, üst taban 2. 4 artı 2 tabanları topladım. Yükseklik 5'li çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. 6 çarpı 5 bölü 2'den 30 bölü 2 alanı 15 santimetre kare olur. Ve sorumuzun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, şekilde verilen ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen uzunlukları 12 santimetre ve 16 santimetredir. AB 10 santimetre olduğuna göre AB kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye soruyor. Şöyle arkadaşlar yüksekliği gösterecek olursam, bakın benden şu yüksekliği istiyor. Arkadaşlar, köşegen uzunluklarını biliyorsam ben bu eşkenar dörtgenin alanını bulabilirim diyorum. O halde alan eşittir. Köşegenleri bilince ne yapıyordum arkadaşlar? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölmeyi unutmuyorum. O halde sadeleştirelim. 8, 1, 12 ile 8 çarparsak bunun alanı 96 santimetre karedir diyorum. Eğer kenarla yüksekliği biliyorsam arkadaşlar, kenarla yüksekliği çarparak alanı bulurum diyorum. O halde yüksekliği h diyecek olursam 10 çarpı h yine alanımız 96'ya eşit olmalıdır diyoruz. Her iki tarafı 10'a bölersem yüksekliği 96'yı 10'a bölersek 9 tam 10'da 6 santimetre olur diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Lütfen biraz dikkatli ve anlayarak dinleyelim. Yukarıdaki paralel kenarda AD kenarı 4 eşit parçaya, DC kenarı 5 eşit parçaya bölünmüştür. ABC'de paralel kenarın alanı 160 santimetre kare olduğuna göre taral bölgenin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar, biz paralel kenarın alanını, yani şu 160'ı DC ile buna ait yüksekliği çarparak buluyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar, üçgen var burada. Üçgenin alanı içinde arkadaşlar ne yaparız? Tabanıyla yüksekliği çarpar. Üçgenin alanı arkadaşlar. Tabanla yüksekliği çarpar. 2'ye bölmeyi unutmam arkadaşlar. Buraya A, buraya H dersem A çarpı H bölü 2'dir arkadaşlar üçgenin alanı. Şimdi şöyle düşünmem gerekiyor. Şimdi 160 arkadaşlar. Öncelikle ben 5 parçaya ayırıyorum. Çünkü alan 5, 160 arkadaşlar. Ve DC'nin arası 5 parçaya bölündü. 160'ı 5'e bölecek olursam 32 santimetre karedir. Arkadaşlar, 32 santimetre kare üçgenin değil de şöyle bir dörtgenin alanıdır. Bakın şöyle bir dörtgenin alanıdır. O halde benim bunu 2'ye bölmem gerekir. Çünkü eşkenar dörtgenle, yani daha doğrusu paralel kenarla üçgenin alanında arkadaşlar fark. Bakın burada 2'ye bölme var. Ama paralel kenarda 2'ye bölme olayı yoktu. O halde ben bu alanı arkadaşlar 1'de 2'ye bölmem gerekir diyorum. Şu birinci üçgen için 32'yi 2'ye bölersem alanı 16 santimetre karedir diyorum. Aynı şekilde gençler, yukarıdakine bakıyorum. Bu
Bu sefer de taban 4 eşit parçaya ayrıldı. O zaman 160'ı 4'e bölüyorum. 40 santimetre karedir. 40 santimetre kare aslında şöyle düşünebiliriz. Bakın şöyle bir dörtgendir aslında bu. Şu dörtgenin 1/4'üdür arkadaşlar 40'ın. Yani burası benim için 40 santimetre olduğu düşünüyorum. Üçgeni yine bölerken 2'ye bölmem gerektiği için 40'ı da 2'ye bölmemiz gerekir diyoruz. Bu da 20 santimetre kare oldu diyorum. İkisinin toplamını istemişti. 20 artı 16'dan toplam alan 36 santimetre kare olur deriz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, 9. soruyu okuduğum zaman arkadaşlar, yukarıda ABDE dörtgeni bir paralel kenar olmak üzere BC ve DC eşittir ve ECD'nin alanı 8 santimetre karedir. Ona göre ABDE paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle şöyle, hem üçgenin hem de arkadaşlar paralel kenarın yüksekliğini gösterelim. Şimdi ben üçgenin alanını bulurken bakın şunlar birbirine eşitse A ve A dediğimi düşünüyorum. Yükseklik kaç olsun arkadaşlar? Üçgenin alanını bulurken A ile yüksekliği çarpıyorum. 2'ye bölerek 8 buldum arkadaşlar. O halde A çarpı H ne olur arkadaşlar? Öyle düşünüyorum. 2'ye bölüp 8 bulduğuma göre içler dışlar çarpımı düşünebilirsiniz. O halde A çarpı H 16 santimetre karedir diyorum. Şimdi bu böyle dursun arkadaşlar. Birazdan kullanacağım bunu. Şimdi BD'ye baktığımız zaman A, A daha 2A'dır. O halde paralel kenarın uzun kenarı veya tabanı 2A arkadaşlar. Yükseklik aynı değişmedi. Alan ABDE diyorum. 2A çarpı H'dir arkadaşlar. Tabanımız 2A, yükseklik H. Bakın A çarpı H'ın değerine 16 dedim. O halde 2 çarpı A çarpı H yerine 16 yazıyorum. 2 kere 16 da 32 santimetre kare olur. Alanımız diyorum. B şıkkı doğru cevaptır. Temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Onun soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde AB 12, DC 6, BC 12 ve EA 7 santimetre olduğuna göre verilen şeklin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şeklimizi bildiğimiz dörtgenlere çeviriyorum. Bakın burası 12, burası 7 ise buraya 5 kalır. Burası 12 ise burası 12 olur diyorum. Şimdi arkadaşlar alttaki dikdörtgene bakıyorum. Şu dikdörtgenin alanı 12 çarpı 7'den 84 santimetre karedir. Yukarıdaki yamuğa bakıyorum arkadaşlar. Yamuğun alanı için alt tabanımız 12, üst taban 6, 12 artı 6 çarpı yükseklik bölü 2'den 12 6 daha 18 çarpı 5 bölü 2 şöyle sadeleştirsek 9, 9 kere 5 45 santimetre kare olur diyorum. Evet, şeklin alanı ikisini toplamamız gerekir. 84 artı 45'ten 9, 8, 4 daha 12, 129 santimetre kare olur diyoruz ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabı oluyor. Evet arkadaşlar, bu soruyla da dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.